ki önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir? Görüldüğü üzere veya 0, her ikisi de 0 olur. P'nin doğruluk değeri 0, görüldüğü üzere değili 0 olduğu için içi 1 olur. 0 olduğundan Q kesinlikle 1'dir. Q1 P0 görüldüğü üzere 1 P0 sıfır veya 0 sıfır olur 0'dır. P üssü 1 olur veya Q 1 1 olur. Doğru cevap D seçeneği. Önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Görüldüğü üzere ya da 1 1 durumunda 0, 0 0 durumunda 0 olur ancak ve ancak q 1 ve q'nun değili 1 görüldüğü üzere q 0 olur q 0 olduğunda p 0 olur p ancak ve ancak q 0 olduğunda q'nun değili 0 q 1 olur 1 olduğunda p 0 olur P kesinlikle sıfırdır. P sıfırsa görüldüğü üzere 1 olma durumu yanlış. P sıfırsa 1 olma Q sıfır 1 görüldüğü üzere her zaman doğru. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki kümelerin hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır? X doğal sayılar 2 verdiğimizde 4 bu aralıkta. 2, 3 verdiğimizde 9 bu aralıkta, 4 verdiğimizde 16 bu aralıkta. 3 elemanlı asal sayılar 3, 5, 7, 3 elemanlı tam sayılar 0 verelim, 1 verelim, eksi 1 verdiğimizde bu aralıkta 3 tane Görüldüğü üzere x, y ikilileri 0 verelim, 2 verelim toplamı 2. 2 verelim, 0 verelim. 1 verelim, 1 verelim. 3 tane reel sayılar. Bu aralıkta sonsuz tane reel sayı var. Doğru cevap E seçeneği. A kesişim B kümesinin eleman sayısı 2 olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? N elemanlı, M elemanlı olsun. 2 üzeri n eksi 1 eşittir. 63 özalt küme sayısı. 64 2 üzeri 6 n eşittir 6. 2 üzeri n artı 2 üzeri n eksi 1. 127 alt küme sayısı özalt küme sayısı toplamı 127. 2 çarpı 2 üzerine 128. 64 N eşittir 6 olur. Görüldüğü üzere kesişim kümesi 2 elemanlı, 6 elemanlı 4 tane, 4 tane, 4 artı 2 artı 4. Bileşim kümesi 10 elemanlı. Doğru cevap B seçeneği. Birbirinden farklı A, B ve C doğal sayıları için olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? Düzenleyelim. A bölü B, 5 bölü 3. B bölü C, 2 bölü 3. 3, 2, 2 ile genişletelim. 3 ile genişletelim. A bölü B, 10 bölü 6. B bölü C, 6 bölü 9. A 10K olur. B6K olur. C9K olur. K'yı 1 aldığımızda 10 artı 6 artı 9 25. Doğru cevap E seçeneği. 4 basamaklı doğal sayısının 30 ile bölümünden kalan 16 olduğuna göre M artı N toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? 7M, 2N, 30 ile bölümünden kalan 16. 30'a böldüğümüzde 16 kalanı veriyorsa n 6 olmalı. 7 m 26 16 çıkardığımızda 7 m 10 30'a tam bölünmeli. 7 m 1 3'ün katı olmalı. 7 artı 1 artı m 3'ün katı 8 artı m. m 1 olabilir. 4 olabilir. 7 olabilir. 7 artı n 6 toplamı 13. Doğru cevap C seçeneği. Olduğuna göre x'in a ve b türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Dağılma işlemi yapalım. ax, a çarpı a artı b Eksi b x, b çarpı a artı b. x parantezini alalım, a eksi b. karşı yatalım b çarpı a artı b. Eksi, a çarpı a artı b. Ortak çarpan parantezini alalım, a artı b. B eksi a sadeleştirelim. Eksi 1 kalır. Eksi A eksi B olur. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre 2A eksi 3 değeri kaçtır? İkisini toplayalım. 5A artı 3. İkisini toplayalım. 3A artı 9. İkisini toplayalım. 28'i e eşitleyelim. 8A artı 12. 16 8A. A eşittir 2 olur. 2 çarpı 2 eksi 3 1. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 2 ile 3 arasında bir değer alalım. 2,5 yani 5 bölü 2. A 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4. B 5 bölü 2 eksi 1 karesi. 1 bölü 3 bölü 2, 9 bölü 4, 4 bölü 9, C, 5 bölü 2, eksi 1, 1 bölü 3 bölü 2, 2 bölü 3, 3 ile genişletelim, 6 bölü 9, 4 bölü 9, görüldüğü üzere A en büyük, C en büyük. B. Doğru cevap E seçeneği. Toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? X'e eksi 2 verelim. Eksi 2 verdiğimizde 0. Artı 7. Eksi 2 verelim. Artı 4. 11. 2 verelim. 4. 2 verdiğimizde eksi 3. 3. 0. 7. 5 verdiğimizde 7, 0, 3, 10. En küçük 7. Doğru cevap A seçeneği. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? 2 üzeri A çarpı 2 üzeri eksi 1, 5. 2 üzeri A 1 bölü 2, 5. 2 üzeri A eşittir 10. 4 üzeri a çarpı 4 üzeri eksi 3. 2'nin karesi a kare. 4 üzeri eksi 3. Onun karesi çarpı 4'ün kübü 64. 100 bölü 64. 4'e bölelim 25. 16. Doğru cevap D seçeneği. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? 27 üçün kübü 3x eksi 3 olur. 15 3 çarpı 5, 3 üzeri 3x eksi 2, 5 üzeri 3x eksi 2 olur. Karşıya bölü geçer. 3x eksi 3 eksi 3x artı 2 olur. 5 üzeri 3x eksi 2 olur. 3 üzeri eksi 1, 5 üzeri 3x eksi 2 olur. 1 bölü 3, 5 üzeri 3x çarpı 5 üzeri eksi 2. 1 bölü 3, 5 üzeri 3x, 1 bölü 25, 5 üzeri 3x, 25 bölü 3 olur. 5 üzeri 3x artı 1 soruluyor. 5 üzeri 3x çarpı 5, 25 bölü 3 çarpı 5, 125 bölü 3. Doğru cevap a seçeneği. karekök 450 sayısının yaklaşık değerini bulmak için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir. 450'yi çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim. 225. 3'e bölelim. 75, 25, 5'e bölelim 5, 5. Görüldüğü üzere 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. 3 çarpı 5 kök 2. Kök 2 bilinmeli. Doğru cevap A seçeneği. Olduğuna göre A kaçtır? 2 parantezin alalım. 1 eksi x. x artı A bölü kök x eksi 1 artı 4 3 kök 2 parantezin alalım kök 1 eksi x artı x artı a bölü kök x eksi 1 artı 4 eşittir 3 görüldüğü üzere ters işaretli karekök için negatif olamayacağından 1 eksi x eşittir sıfırdır. X eşittir 1. X yerine 1 yazalım. 1 artı A. 4. 3. 12. A eşittir 11. Doğru cevap C seçeneği. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Görüldüğü üzere 2 bölü 3'e eşit. A eşittir 2K olur. B eşittir 3K olur. C eşittir 2T olur. D eşittir 3 T olur. E eşittir 2 X olur. F eşittir 3 X olur. Yerine yazalım. A artı B 5 K bölü 3 K çarpı D 3 T bölü farkı T çarpı 2 katı 4 7 X bölü 2 X. Sadeleşir. 5 bölü 3 çarpı 3 7 bölü 2 35 bölü 2 doğru cevap C seçeneği. Buna göre en büyük payı alan kardeşe kaç metrekare pay düşmüştür? A bölü 2 ile doğru orantılı, 3 ile doğru orantılı, 5 ile ters, 5 çarpı C. Orantı sabiti K, A eşittir 2K, B eşittir 3K, C eşittir K bölü 5 olur. Topladığımızda 5K artı K bölü 5, 26 K bölü 5 eşittir 40 çarpı 130. 130, 13, 2, 10, 5, K eşittir 25 çarpı 40, K eşittir 1000. K 1000. A eşittir 1000 çarpı 2, 2000. B eşittir 3000. C eşittir 1000'i 5'e bölelim. 200. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre Ceren 5. gün kumbaraya kaç TL atmıştır? İlk gün A lira, ikinci gün A bölü 2 artı 8. Üçüncü gün a bölü 2 artı 8 çarpı 1 bölü 2 artı 8. Çarptığımızda a bölü 4, 4, 12 olur. Dördüncü gün a bölü 4 artı 12'nin 1 bölü 2 artı 8 fazlası a bölü 8 artı 14 olur. Beşinci gün A bölü 8 artı 14'ün 1 bölü 2 faz 1 bölü 2 katı 8 fazlası. A bölü 16 artı 15 olur. A artı A bölü 2 artı 8 eşittir 173. Topladığımızda 31 A bölü 16 artı 49 173 31 a bölü 16 eşittir. 124. 4. a eşittir. 64. a yerine 64 yazdığımızda artı 15 4 artı 15 5. gün 19. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre bu hareketli en az kaç adım sonra başladığı noktadan 51 adım uzaklaşmış olur. 5 adım atıyor. 2 adım geri atıyor. 3 adım ilerlemiş oluyor. 7 de 3. 51'i 3'e bölelim. 17. 16. 16 çarpı 7. 112. 112'yi atıyor. 3 adım atıyor. 115. Buradan 51 adım ilerlemiş oluyor. Cevap 112 artı 3. 115. Doğru cevap A seçeneği. 8 yıl sonra bu oran 6 bölü 5 olacağına göre kaç yıl önce Sedef'in yaşı Burcu'nun yaşının 2 katıdır. Sedef bölü Borç 4 bölü 3. 4K Burç 3K. 8 yıl sonra 8 yıl sonra 6 bölü 5. 20K artı 40. 18K artı 48. 2K eşittir 8. K eşittir 4. 16, 12. 16 eksi T. 12 eksi T. Yaşları oranı 2. 24 eksi 2 T. 16 eksi T. T eşittir 8. Doğru cevap D seçeneği. Sınıftaki öğrencilerin %60'ı erkek olduğuna göre matematik dersinden geçen öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir? 100x olsun. %60'ı matematik dersinden geçen %60'ı erkek olan öğrenciler görüldüğü üzere ortak 40x 40x 20x 100x 60x oranladığımızda 20x x olur. K olur. K'yı bulalım. K eşittir. 200 x bölü 2000 x bölü 60 x oranlayalım 100 bölü 3 doğru cevap B seçeneği. Buna göre İstanbul Kocaeli arasındaki uzaklığın Kocaeli Bolu arasındaki uzaklığa oranı kaçtır? Görüldüğü üzere Bolu da yakalıyor. T saatte 120 çarpı T yol alır. 80 çarpı T. Çıkardığımızda 40 çarpı T. 80 çarpı T. 40 çarpı T. Oranladığımızda 1 bölü 2. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere göre BGD açısının ölçüsü x kaç derecedir? Görüldüğü üzere ikiz kenar üçgen verilmiş. Tepe açısı 50 derece. Taban açıları 65 derece. 65 derece. İkiz kenar üçgen verilmiş. Tepe açısı 110 derece. Taban açıları 35 derece. 35 derece. Topladığımızda 100 derece x 80 derece. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre BD uzunluğu kaç birimdir? BD uzunluğuna x diyelim. 4, 2, 6 verilmiş. BG uzunluğu 8. 5K'ya 8K verilmiş. Benzerlikten x'in x artı 4'e 8'in 8K'ya xK eşittir x artı 4. x'in x artı 2 oranı 6'nın 5k'ya xk eşittir 6 çarpı x artı 2 bölü 5 eşit eşit x artı 4 6 x artı 12 5 x artı 20 x eşittir 8 doğru cevap a seçeneği. Yukarıdaki verilere göre KD uzunluğu kaç birimdir? Eşit eşit verilmiş. AG uzunluğu, GC uzunluğu eşit eşit. Birleştirelim. 1'e 2, 1'e 2 paralel olur. Görüldüğü üzere KG uzunluğu 18, 2K, 2K, 2K yazalım. 1'e 2 oranından 6K'ya 3K olur. X diyelim. 18'in x oranı 3k'nın 2k'ya oranına eşit olur. Sadeleştirelim. 6, 2 çarpı 6, 12. Doğru cevap D seçeneği. ABC dik üçgeninin dik kenar uzunlukları 6 birim ve 8 birim olduğuna göre CD uzunluğu kaç birimdir? X diyelim 8 birim, 6 birim. Katlandığında açıortay olur. 6, 8, 10 üçgeni 10. 10 eksi x. Açı ortaydan 8'in x oranı 6'nın 10 eksi x oranına eşit olur. 4, 3. 40 eksi 4 x. 3 x. 7 x 40. x eşittir 40 bölü 7. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre EC uzunluğu kaç birimdir? X diyelim AE uzunluğu 3, 9. Alfa beta diyelim. Eşit eşit. Uzatalım. 90 derece. Beta alfa olur. 2 üçgen eş üçgen olur. Alfanın gördüğü 3. 3. Betanın gördüğü 9. 9. Pisagor'dan x'in karesi. 9'un karesi artı 12'nin karesi. x eşittir. 9, 12, 15 üçgeni. 15. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgen alanı kaç birim karedir? DF uzunluğu 6, 4 verilmiş. AC uzunluğu 10, BC uzunluğu 12. İki tane üçgene bölelim. Buradaki alan 12 çarpı 4 bölü 2. Buradaki alan 10 çarpı 6 bölü 2. 24 artı 30. Toplam 54. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Görüldüğü üzere kenar uzunlukları 3'er birim arttırılıyor. A artı 3, B artı 3. Alanı A artı 3 çarpı B artı 3 bölü 2. Eksi A çarpı B bölü 2. Fark 21 birim kare. Çarpalım AB. 3 A artı B artı 9 eksi AB 21 çarpı 2 42 görüldüğü üzere 3 A artı B 42'den 9 çıkarsa 33 A artı B 11 doğru cevap D seçeneği. Buna göre alınan bu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, ortancası ve tepe değerinin toplamı kaçtır? Aritmetik ortalamayı bulalım. 2 çarpı 10, 20 artı 4 çarpı 20, 80, 150, 3 çarpı 60, 180, 7 çarpı 8, 56, 560, 540. 300. Toplayalım. 100, 250, 550. Toplayalım. 1100 artı 180. 13 elde 1. Topladığımızda 30 öğrenci. 1830 bölü 30 61 aritmetik ortalaması 61 en çok tekrar eden 87 defa tepe değeri 80 ortancası 30 öğrenci var yarısı 15 6 11 14 15 bu aralığa geliyor 15 16 ortanca 80 olur. 80. Toplayalım. 221 doğru cevap D seçeneği.